Herkese selam. Bugün sizlere tarihe buluşları ve yaptıklarıyla geçen bilim insanlarının muhtemelen daha önce hiç duymadığınız özelliklerinden bahsedeceğim. Robert Oppenheimer, atom bombasının mucidi ünlü fizikçi Oppenheimer, yabancı dili öğrenme konusunda son derece başarılı biriydi. Akıcı bir şekilde toplam 8 dil konuşabiliyordu. Tycho Brahe, Danimarkalı bir gökbilimci olan Brahe, girmiş olduğu bir düelloda burnunu kaybetmişti ve ömrünün geri kalan kısmını demir bir burunla geçirmek zorunda kalmıştı. Sigmund Freud. Sigmund Freud bilimin seyrini değiştirmiş bir isim olsa da kokain bağımlısı bir adamdı. 1887 yılında Cocaine Papers adlı kitap yayınlamış ve kitaptaki makalelerde bu büyülü maddeye övgü şarkıları adını vermiştir. Vladimir Demikov. Rus cerrah Vladimir Demikov, 1954 yılında ustalık eserini tüm dünyaya tanıtmıştı. Ustalık eseri ise iki kafalı bir köpekti. Sonraki 15 yıl içerisinde de 19 tane daha bu köpekten üretti. Bunu yaparken küçük köpeklerin başını kesiyor ve daha büyük köpeklerin boynuna dikiyordu. En son yapmış olduğu operasyon o kadar başarılı olmuştu ki köpeklerin her ikisi de duyup görüyor ve koku dahi alabiliyordu. Yoshihiro Nakamatsu. Hayatı boyunca 3300'den fazla icadı bulunan ve bunların tamamının patentini elinde bulunduran Dr. Yoshihiro Nakamatsu bu icatları yapmadan önce kendini suyun altına batırıyor. Bunu yapmaktaki amacı ise beyni oksijensiz bırakmak. Ölmeden yarım saniye önce aklıma bir icat geliyor diyordu. Bunun yanı sıra 24 ayar altın ile döşenmiş banyosunda meditasyon yapan Nakamatsu, altın maddesinin beyne zararlı olan radyo dalgalarını engellediğini söylüyordu. Nikola Tesla, 1943 yılında vefat edince yabancı mülkiyet bürosu tarafından tüm eşyalarına el konulmuştu. Bu eşyalar ailesine teslim edilmiş olsa da bir bölümü gizli bir şekilde korunmaktadır. Ayrıca Tesla inci küpeler ve yuvarlak cisimlere dokunmaktan nefret ederdi. Tesla herhangi bir binaya girmeden önce çevresini 3 kere dolanmaktaydı. Gün içerisinde böyle bir davranış sergileyerek yaklaşık 4 saatini binaların etrafında geçirdiği söylenmektedir. Tesla hümanist olduğu için insanlığın yaşam kalitesini arttırmayı ve çok para harcamadan enerji üretilebilmesi için çalışmalar yürütüyordu. Bu özelliğinden dolayı da icatlarından yeterince para kazanamamış ve hak ettiği hayatı yaşayamadan hayata gözlerini yummuştur. Tesla'dan söz edip Thomas Edison'dan bahsetmemek olmaz. Araştırmacılar Edison'la çalışmak istiyorlarsa çorbasının tadına bakmak zorundalardı. Çorbanın tadına bakmadan baharat döken kişiler işe alınmıyordu. Çünkü bu durum onların ön yargılı olduğunu gösteriyordu. Isaac Newton. Hayatının tamamında işlediği günahların listesini tutmak gibi bir alışkanlığa sahip olan Newton, kız kardeşini cimriklemeyi bile bir günah olarak kabul ediyordu. Ayrıca dönemin en büyük vebasından korunmak için okuldan eve gönderildiği sırada Newton kalkülüksünü icat etmişti. Albert Einstein. Einstein'ın sekreterine bir gün isimsiz bir telefon geldi ve Einstein'ın adresi soruldu. Yardımcısı ise cevap vermeyi reddedince Einstein kendini tanıtarak evinin adresini unuttuğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Einstein'a göre ırkçılık beyaz insanların hastalığıydı. Bununla birlikte Almanya'daki homoseksüellik yasaklarının kaldırılması için imza atmıştı. Ayrıca Einstein'ın ölümünden sonra otopsisini yapan patolog beyni çalmış, yaklaşık 20 yıl saklamıştı. Stephen Hawking. Hawking'in hayalleri arasında evrenin başlangıcını anlatan bir kitap yazmak bulunuyordu. Bu kitabın da dünyanın en çok satan kitabı olmasını istiyordu. Öylelikle bir kitap yazdı. İlk baskısı küçük olsa da Zamanın Kısa Tarihi adlı kitabı çok satanlar listesine girdi. Ve dünya genelinde 40 milyon satış rakamına ulaştı. Ancak bir diğer hayalini gerçekleştiremedi. Dünya genelinde oldukça popüler olan Stephen Hawking, Nobel ödülünü kazanamadı. Sizlere bilim insanlarının farklı yönlerinden bahsettim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.